Şimdi Bitcoin fiyatları doların da biraz etkisiyle tüm zamanların en üst seviyesi olan 114 bin liralara kadar çıktı. Dolar bazında incelediğimiz zaman 13.500 doların üstüne çıkmamızla Bitcoin fiyatları Temmuz 2019'dan beri olan en üst seviyesine de çıkmış durumda. E tabi bununla beraber bir sürü insan artık şeyi sormaya başladı. Hani Bitcoin biz de alsak mı? Bugün Bitcoin'e girmek için iyi bir zaman mı? Ben de bugünkü videomda sizlerle bu soruyu ele alıyor olacağım. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kanalı ezelden beri takip eden kripto para ve Bitcoin sevdalılar için bu sorunun cevabı çok net. Zaten yani 3 senedir şu kanala açtığımdan beri Bitcoin'in neden iyi bir yatırım olduğunu hani dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ama biliyorsunuz ne zaman böyle fiyat hareketleri olsa, ne zaman Bitcoin sert yükselişlere gebe kalsa aramıza yeni insanlar katılıyor. İşte buna daha önce yatırım yapmamış ya da hani yatırım yapmayı düşünüp korkmuş insanlar artık biraz daha cesaretleniyorlar ve ilk Bitcoin yatırımlarını yapmak istiyorlar. O yüzden bugünkü videoda aramıza yeni katılacak olan insanlar için hani Bitcoin'i bu seviyelerden almak iyi bir fikir mi değil mi? Bunu ele alıyor olacağım. Şimdi Bitcoin'i şimdi alalım mı, almak için iyi bir zaman mı gibi bir sorunun aslında çok cevabı var. Çünkü bu sorunun cevabı Bitcoin'i hangi vadeyle tutacağınızla birebir doğrudan alakalı. Yani kısa vadeli mi almak istiyorsunuz? Ben bunu alıp önümüzdeki ay satmayı düşünüyorum. Ya da alacağım 6 ay sonra 1 sene sonra satacağım gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa hani nasıl kötü günler için altın saklıyoruz, döviz saklıyoruz ya da ne bileyim işte arsa alıyoruz, emlak yatırımı yapıyoruz. Bunun gibi çok uzun vadeli bir şekilde mi Bitcoin yatırımı yapacağım? Tabii bu şeye göre, vadenize göre de bu sorunun cevabı değişir. Şimdi piyasaları çok iyiyseniz şunu net bir şekilde söyleyeyim. Hiçbir emtianın ya da işte menkul kıymetin ki buna Bitcoin ve kripto paralar da dahil kısa vadedeki fiyat hareketini kimse tahmin edemez. Hani burada çeşitli metodolojiler vardır. O işte teknik analizde indikatörlerine bakılır, haberler takip edilir falan. Çevrenizde ne bileyim televizyonda falan bir sürü işte yatırım uzmanı, yatırım danışmanı falan izliyorsunuzdur. Hani bunlar öyle işlerini çok iyi bildikleri için o yatırım uzmanı değiller. Yani sadece sizden benden daha çok takip ettikleri için yatırım uzmanlar. Kimse kain gibi yarın Bitcoin fiyatı ne olacak, işte bir saat sonra ne olacak bunu tahmin edemez. Burada bu kadar okuduğumuz haberler, işte teknik indikatörler falan aslında %50-50 olan tutturma şansımızı hani %50'den %51'e çıkarmaya çalışmaktan ibaret. Yani yazı tura atmaktan farksız Bitcoin bir saat sonra artacak mı, azalacak mı demek. Uzun vadeli ya da orta vadeli düşünecek olursak ama Bitcoin'de işler acayip iyi gidiyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Acayip güzel bir zamanlamaya denk geldik ve hani tıpkı böyle gezegen dizilimi gibi hani böyle milyon yılda bir olacak bir astrolojik fenomen gibi güzel şeyler bir üst üste birbirini tetiklemeye başladı, etkilemeye başladı. Gelin isterseniz Bitcoin'i orta ve uzun vadede almak neden iyi bir fikir? Üç koldan inceleyelim. Birinci kol teknolojik kol olacak. İkinci kol işte teknik analiz, teknik indikatörleri olacak. Üçüncü kol da bu işin ticari ayağı olacak. Şimdi Bitcoin'de teknolojik olarak sistem nasıl çalışıyor bilmiyor olabilirsiniz. Ben öğrenmenizi tavsiye ederim. Biraz komplike bir sistem. Zira benim bile kafama yatması 2-3 sene sürdü ki ben hani üniversite bitirdiğimden beri teknoloji işi yapıyorum. Hep yüksek teknoloji firmalarında çalıştım. Ona rağmen işte blok zincir mekanizması, işte proof of work dediğimiz iş ispatına dayalı işleme mekanizması falan bunlar çok kompleks konular. Ama bu konularda kendinizi geliştirmenizi isterim. Çünkü yani yatırım yapacağınız şeyin aslında ne kadar sağlam ve ne kadar muazzam bir teknoloji olduğunu anlamanız yatırımınıza daha çok güvenmenizi sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili bir sürü kaynak var internette. Ya da mesela ben bu konuyla ilgili bir kitap kalemi almıştım. Hatta Türkçe yazılan ilk orijinal kitaplardan biridir. Bunu bulabilirsiniz DNR'dan, oradan, buradan. Ya da işte internetlik kaynaklardan okuyabilirsiniz. Özetlemek gerekecek olursa da şimdi Bitcoin biliyorsunuz blok zincir dediğimiz bir teknolojiye dayalı dünyanın ilk dijital kripto parası. Blok zincirde de işin esprisi sistemin tamamen gönüllülerle merkeziyetsiz bir şekilde işletiliyor olması.
Şimdi bankalara havale yaptığınız zaman arada banka var, ödeme kuruluşları var, hani bir merkezi sistemler, düzenler var. Bunlar yozlaşmaya açık olabilir, saldırıya açık olabilir, işte tehditlere açık olabilir. Ama Bitcoin'de, blok zincirde tıpkı internetten torrentte dosya paylaşır gibi sisteme katılan katılımcıların işbirliğiyle, onların gönüllü olarak işte bilgisayarlarını ve iş güçlerini, işlem güçlerini sisteme adamalarıyla çalışan tamamen merkeziyetsiz, insandan insana para transferi yapılan bir protokol oluşmuş durumda. Burada tıpkı torrent gibi merkeziyetsizlik ilkesi esas olduğu için hani ben tek başıma bir Bitcoin madeni işleterek bile bütün sistemi ayakta tutabilirim. Ya da sistemin güvenliğini arttırmak için dünyanın her yerinden bir sürü insan farklı farklı donanımlarla, farklı farklı şeylerle, spesifikasyonlarla Bitcoin madeni işleterek sistemin iyice güçlenmesini sağlayabilir. Burada gönüllülük esas diyorum ama hani insanlar tamamen kara kaşına kara gözüne Bitcoin'in böyle gönüllü bir şekilde değil gibi elektrik harcayan bir maden sistemi kurmuyorlar. Bu insanlar madencilikteki Bitcoin ödüllerini toplamak için bu sistemi kuruyorlar. İşin içinde işte Bitcoin'i tasarlayan Satoshi Nakamoto bir de böyle bir teşvik ödül mekanizması oluşturduğu için madenciler işte ne zaman bir blok şey ederlerse, işlerlerse ortaya çıkan Bitcoin ödülünü paylaşıyorlar. Bu Bitcoin ödülü de tabii ne kadar çok insan rekabet ederse o kadar çok kazanması zor oluyor. Şimdi madencilikte de ne kadar çok insanın madencilik yaptığını ölçtüğümüz bir toplam hash rate şeyi var. Hani metriği var diyeyim yani. Ne kadar şey işlem gücü artıyor sistemde, ne kadar azalıyor. Bu düzenli olarak takip ediliyor. Çünkü sistemin güvenliğini sağlayan bu madencilerin eforu. Şimdi çok az madenci varsa sistemde, mesela bir tek ben madenciysem, daha güçlü bilgisayarı olan adam gelip ondan sonra kendi emirlerini dikte edip sisteme insanların işlemlerini geri alabilir ya da işte işlemlerin yapılmasına engel olabilir. Ama işte milyonlarca madenci sisteme işlem güçlerini adadığı zaman, işte o hash rate çok yükseldiği zaman sistem saldırılara karşı inanılmaz kuvvetli bir hale geliyor. Bu hash rate ölçümleri diyordum. Bu hash rate ölçümleri son zamanların en üst seviyelerinde. Yani Bitcoin fiyatından bağımsız olarak yeni madenciler sürekli katılıyor sisteme. İşlem gücü sürekli yükseliyor. Hash rate de bununla beraber en üst seviyelere çıkmış durumda. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 130 milyon tera hash'lerdeyiz güvenlik seviyesi olarak, işte madencilik seviyesi olarak. Hani bu muazzam bir rakam. Neden diyecek olursanız da 2017'nin rallisini hatırlayın. O zamanlar piyasayı takip ediyor muydunuz bilmiyorum. Hani Bitcoin TL bazında 80 bin liraydı ama 20 bin dolara kadar gidiyordu. O dönemde hani çok fazla rağbet var, Bitcoin çok değerli, madencilik ödüllerini toplayalım diye deli gibi insanlar madencilik yatırımı yapıyordu. O günler hash rate 50 küsür milyon tera hash'lerdeydi. Şimdi bugün neredeyse onun 2,5 katına çıkmış durumdayız. Bir de 2017'de, 2018'in başlarında 50 milyon tera hash ile sistem o kadar kuvvetliydi ki hani bunu şeye benzetebiliriz. Yani bir tane küçücük bir anaokulunu bütün Türk ordusunun koruduğunu düşünün. Hani tanklar, uçaklar, insansız hava araçları, bütün ordu, aktif personel falan hani o anaokul koruduğunu düşünün. 50 milyondayken bile bu kadar güvenliydi sistem. Şimdi fiyat daha 13.500 dolar olmasına rağmen, o eski ralliden daha hala oralara gelememiş olmamıza rağmen hash rate 130 milyonlara çıkmış durumda. Bu ne demek oluyor? Bu artık Bitcoin'in tıpkı bir işte oturmuş borsa piyasası gibi, altın piyasası gibi, forex piyasası gibi güvenli olduğunu, hatta tekniğine iyice girecek olursak bunlardan daha güvenli bir para saklama aracı, değer saklama aracı olduğunu gösteriyor. Şimdi ikinci aspekt, yani Bitcoin'in neden yükseleceğini, uzun vadede iyi bir yatırım olduğunu düşündüğüm teknik analiz. Şimdi benim kanalımı eskiden beri takip edenler bilir. Ben öyle aman aman bir teknik analizci değilim. Sadece teknik analize bakarak yatırım yapmayı da hiç tasvip etmiyorum. Çünkü özellikle böyle Bitcoin ve altcoin'ler gibi yeni oluşmuş şeylerde, menkul kıymetlerde volatilite acayip yüksek olduğu için, işte piyasa hacimleri çok sığ olduğu için inanılmaz spekülasyona ve manipülasyona açık şeyler bunlar. Yani işte Bitcoin'in fiyatı çok kolay bir şekilde manipüle edilebiliyor. İşte hatırlayın 2000
2018'lerde işte Çin Bitcoin madenciliğini yasaklayacak diye bir haber çıkıyordu. Cart diye %50 düşebiliyordu. Ya da altcoin'lerde özellikle işte bir adamın teki bir tane altcoin projesi geliştiriyor. Sonra gidiyor bir sürü reklam veriyor sağda solda. İnsanları heyecanlandırıyor, fiyatı yükseltiyor. Sonra Cart diye adam elindeki arzı bir satıyor. Hani fiyat %90 düşüyor falan. Şimdi böyle bir ortamda zaten teknik analiz işlemez. Teknik analizin bir başka olayı da zaten geçmişteki veriyi analiz edip geçmişteki trendlerden hani bugünkü tabloda, grafikte de benzer bir pattern var mı yok mu bunu anlamak. Şimdi ömrü 3 aylık olan, 1 yıllık olan, 2 yıllık olan altcoin'de zaten geçmişe dönük öyle aman aman bir veri olmadığı için hani neyin analizini yapıyorsun? O yüzden hani böyle sadece teknik analize bakarak işlem yapmak saçma. Burada Bitcoin yine biraz sıyrılıyor diğer altcoin'lerden. Çünkü şaka maka 11 senelik bir geçmişi var. Hani 11 senedir aktif olarak trade edilmiyor. Yani ilk yaratıldığı zamanlar bir borsası bile yoktu. Bu kadar insanın haberi yoktu falan. Ama yine de hani bir şey yani veri seti var oturup inceleyebileceğiniz. İşte şimdi zaten size ekranda bu veri setinde gözümüze çarpan trendi anlatıyor olacağım. Şimdi demin bahsettiğim gibi hani sadece grafiklere bakarak işlem yapmak özellikle Bitcoin ve kripto para piyasaları gibi çok volatil, spekülatif ve manipülatif piyasalarda çok akıl kârı değil. Ama Bitcoin'de şu 10 senelik şeyine baktığınız zaman, grafiğine baktığınız zaman hani Bitcoin yeni bir emtia olduğu için, yeni bir menkul kıymet olduğu için şöyle bir trend oluşmuş durumda. Yani bu duruyor. Böyle fiyatı patlama yapıyor. Bir anda 5'e katlıyor, 10'a katlıyor, 20'ye katlıyor. Ondan sonra da bir işte şeyle, korkuyla %80'e yakın düzeltme yapıyor. Hep böyle gelmiş fiyatı. Yani 1 centlerden işte 10 centlere, oradan geri ise 2-3 centlere, oradan işte 1 dolarlara, oradan geri 10 centlere, oradan 10 dolarlara, 1 dolarlara, oradan 100 bilmem ne diye 20 bin dolarları kadar görmüştük. Şimdi işte 2017'nin sonlarında zirve 20 bin dolarları gördükten sonra işte o gün gelen haberlerle, korkularla Bitcoin düştü, çok fena düzeltmesini yaptı. Sonra uzun bir süre yerinde saydı. Sonra işte Facebook'un işte Libra haberiyle, Facebook'ta ben kendi kripto paramı çıkaracağım dedi. Tekrar bir işte 13 bin küsür 14 bin dolarlara kadar gelmişti. Sonra oradan da tutunamadı, yine bir düzeltme yaptı. Ve işte şu çizmiş olduğum devasa simetrik üçgen formasyonu oluşmuş oldu. Şimdi şu düşüşü de bu arada şey etmeyin, getirin adını, bu niye üçgenin içinde değil falan. Burası da işte koronavirüs etkisi. Koronavirüs işte çok olağanüstü bir hal olduğu için bu analizi bozmuş sayılmıyor. Şimdi burada böyle bir simetrik üçgen oluştu. Bir de Bitcoin demin dediğim gibi işte durup patlayıp sonra bir %80 düzeltme trendi var. Bunları göz önüne alarak biz dedik ki yani kanalımı takip edenler hatırlar Ağustos gibi falan şey olacak işte Bitcoin'de inanılmaz büyük bir hareket olacak çünkü üçgenin sonuna geldik. Burada ya aşağı yönlü çok fena düşecek ya da yukarı yönlü patlayacak demiştik. Büyük ihtimalle de yukarı yönlü patlayacak dedik. Çünkü işte o ara güzel haberler gelmeye başlamıştı. İşte Amerika'da regülasyonların gevşemesi, koronavirüs yüzünden işte merkez bankalarının deli gibi para basması, dolar endeksinin düşmesi bunlar hep Bitcoin fiyatlarını yukarı yönlü taşıyacak makro haberlerdi. Bununla beraber yukarı yönlü patlama olacak dedik ve Ağustos'a gelmeden benim beklediğimden bir hafta 10 gün önce falan patlama başladı. Ondan sonra da şöyle sembolik kırmızı bir şekilde artık buralara gideceğiz çünkü Bitcoin'in tekrar bir rally yapma vakti geldi diyorduk. Ki gördüğünüz gibi bakın o rally'yi artık yapmaya başladı. Şu an şu seviyeler kritik hani 13.800 dolarlar, 14.000 dolarlar. Orada da bunun da yukarı yönünü kırabilecek olursak bundan sonrasında yeni bir rekor gelmesi işten bile değil. Şimdi geldik işin üçüncü ve en büyük boyutuna, işin ticari boyutuna. Bitcoin bildiğiniz gibi şimdi deneysel bir yatırım aracı olduğu için bugüne kadar bankalar ya da ne bileyim yatırım kuruluşları, fonlar, şirketler falan buna yaklaşmayı hani şey edemiyorlardı, cesaret edemiyorlardı. Çünkü hani Bitcoin'i kim yaratmış? İşte bu blok zincir teknolojisi ne kadar güvenli? Yarın buna bir yatırım yaptık, o para ortadan kaybolabilir mi? İşte ortada bir yasal mevzuat yok. Yani biz Bitcoin'leri vergilendirebilecek miyiz? Gelir olarak gösterebilecek miyiz? Gider olarak gösterebilecek miyiz? Yani ortada bir sürü soru vardı. O yüzden kurumsal yatırımcılar Bitcoin'den uzak duruyordu.
2017 rallisinde Bitcoin 20 bin dolara çıktığında hani hepimizin hayali, biz bireysel yatırımcılar olarak, bir de bir teknolojiyi erken keşfetmiş insanlar olarak bunu aldık, buralara kadar taşıdık. Hadi şimdi bir de kurumsal yatırımcı olarak fonlar, bankalar, siz buna girin, Bitcoin 100 bin dolarla da çıksın falan, böyle bir senaryo düşünülüyordu. O gün ama tabii bu demin dediğim sorular ve işin teknolojisinin güvenliği falan tam olarak netleşmediği için kurumsal yatırımcı yok öyle şey, ben bunu paramana koymam dedi. Bir de üstüne hani Bitcoin balondur malondur, biraz da böyle onlar da işin manipülasyonuna girdiler fiyatı düşürmek için. Bitcoin oradan yuvarlandı. Önce şeylere 8000'lere, oradan 3000 dolarlara kadar düşmüştü. Bugün ama çok daha farklı bir dünyadayız. Bugün artık bankalar, devletler, işte kurumsal yatırımcılar aslında bunun o kadar da boş bir şey olmadığını uyanmış durumdalar. Yani şu yazdan itibaren zaten o kadar çok büyük haber çıktı ki yani Bitcoin fiyatını yukarı yönlü taşıyacak. Ben o yüzden hani bu aralar Bitcoin yatırımı yapmanın aslında akıl kârı bir iş olduğunu o yüzden düşünüyorum. Mesela bu haberlere örnekler verecek olursak. Dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'nde işte finansal regülatörler, devlet çıktı ve şunu dedi. Amerika'da kurulmuş bankalar müşterilerine kripto para alım, satım ve saklama hizmeti vermelidir dedi. Böyle bir şey mevzuat ortaya çıkıyor şimdi orada. Bununla beraber bankalar kripto para alıp satıp işte saklama hizmetleri sunma konusunda çalışmalarına hız vermeye başladılar. Onun dışında işte bu geçtiğimiz hafta Bitcoin'in 12 bin dolardan 13 bin dolara çıkmasındaki en büyük şey, sebep, işte Amerika'nın en büyük elektronik ödeme sistemlerinden PayPal, ki bugün piyasa değeri 150 milyar doların üstünde, artık ben kripto para alıp satımına aracı olacağım. Hani kendi ürünlerimde kripto para cüzdanı hizmetleri bile sunacağım dedi. O konuda da şimdi şeyle, Paxos'la bir anlaşma yapmışlar. Şey diyorlar, Paxful ya da Paxos, yanlış hatırlamıyorsam bir firmayla, Amerika büyük kripto firmasıyla böyle bir oluşuma giriyorlar. Şimdi PayPal'ın zaten milyonlarca kullanıcısı var. Bir sürü insanı kripto paraya şey edecek, ondan sonra tanıştıracak. Yani bu çok çok büyük bir haber olarak zaten gündeme oturmuş durumda. Bunun dışında bir sürü ufak haber de çıktı. Mesela bir PayPal kadar büyük olmasa da Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin de bir elektronik ödeme firması var, Square diye. Bu Square de mesela çıktı. Biz de dedi, firma olarak dedi, elimizdeki cash'in dedi 50 milyon dolarını Bitcoin olarak tutmaya karar verdik dedi. Yani borsada listelenen halka açık bir firma Amerika'da gitti işte parasıyla Bitcoin aldı. Hani hissedarlarına hesap vermesi gereken bir firma bile bu cesareti göstermeye başladı. Yetmedi, MicroStrategy diye bir yazılım firması, Business Intelligence yazılımları geliştiren bir firma. Bundan birkaç ay önce Bitcoin 10 bin dolarlardayken 500 milyon dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı. Şimdi tabii o yatırımdan inanılmaz kâr ettiği için daha bugün Nasdaq'ın haber şeyinde, akışında vardı. MicroStrategy'nin CEO'su bir 500 milyon dolar daha paramızı Bitcoin'e koymayı düşünüyoruz dedi. Yani bu çok büyük bir olay. Çünkü 2017-2018 rallisinin tıkanmasına sebep olan işte kurumsal yatırımcıların, fonların, bankaların girmemiş olması, Bitcoin'in kanuni olarak işte meşrulaştırılmamış olması sıkıntılarını bugün aştığımızın en büyük ispatı. Peki ama hani hangi seviyeden alalım? Şimdi bugün gidip alalım mı diyeceksiniz. Ya o size kalmış. Ben bu kanalda hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyorum. Hani kısa vadeli ufak tefek geri çekilmeler olabilir. Bunu işte anladığımız kadar tahlil etmeye, analiz etmeye çalışıyoruz. Hani bu tarz kısa vadeli geri çekilmeler olur mu? Hangi fiyattan girmek mantıklı falan? Hani bu tip şeyleri merak ediyorsanız beni sadece YouTube'dan değil, diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ettiğinizden emin olun. Hepsinin linki video açıklamasında var. Özellikle Twitter'dan, Telegram'dan ve Facebook'tan beni takip ettiğinizden emin olun. Çünkü böyle anlık fiyat hareketlerini, işte grafikteki geri dönüşleri falan oralardan sık bir şekilde paylaşıyorum. Paylaştığım gibi bir de sizin sorularınızı da cevaplıyorum. Bunun dışında hani bu konularla ilgili kendinizi daha çok geliştirmek istiyorsanız ya da ilk Bitcoin'imi nereden alacağım ya da bunu Türk lirasıyla nasıl alabilirim, dolarla nasıl alabilirim, aldığım şeyi güvenli bir şekilde nasıl saklayabilirim Bitcoin'leri, bu gibi sorularınız hala varsa ben bunun için çok küçük bir kılavuz da hazırladım, 3 sayfalık. Onun linkini de video açıklamasında ilk satıra bırakıyorum. Oraya tıklayarak benim hangi borsalara güvendiğimi, hangi borsalardan neler yapabileceğinizi ya da işte bu konuyla ilgili bu videodaki olduğu gibi bilgilendirici videolarımın özet linklerinin olduğu bir kılavuza ulaşabilirsiniz. Bunu siz de okuyun derim. Sizin gibi Bitcoin'e ilk defa yatırım yapacak arkadaşlarınızla da rahat rahat paylaşın isterim. Kanalıma, YouTube kanalıma hala abone olmadıysanız muhakkak abone olun.
Bu işlere ilk defa giriyorsanız, her ne kadar Bitcoin'de işler iyi görünüyor olsa da, her ne kadar Bitcoin kendini artık ispatlamış olsa da, bunun son derece spekülatif ve volatil bir piyasa olduğunu unutmayın. Bitcoin'i bir kurtuluş olarak görmeyin. Yani bütün mal varlığınızı gömerek işte ben zengin olmak istiyorum artık ya da yani artık paramı katlamak istiyorum. Bu kafayla girmeyin. Ama yatırım sepetinizde %5 ile 10 arası bir şeyi rahatlıkla ayırabilirsiniz ki bu bence ideal bir oran olur. İşte döviz sepetiniz varsa, borsa sepetiniz varsa bu işte yatırımlarınızın arasında bir %10'luk da Bitcoin hiç mantıksız değil. Yani bunu bence yapmalısınız. Çünkü bir kere zaten Türkiye'de Bitcoin fiyatları dolar endeksli. Dolar aldı başını gidiyor. Otomatikman yani gram altın almış gibi doların artışından da yatırımınız para kazanacak. Bir de üstüne Bitcoin'in demin videonun başında anlattığım gibi merkeziyetsiz ve şeysiz hani denetimsiz böyle bir şey kontrolsüz bir sistem olduğu için hani paranızı aslında global bir yatırıma dönüştürmüş oluyorsunuz. Yarın Allah korusun işte banka hesaplarımıza bloke gelirse ya da devlet işte dövizleri zorla sattırırsa, yurt dışına para çıkışlarına engel olursa falan Bitcoin alan olan adam hiç umursamayacak bunları. Cebinde cüzdanıyla dünyanın her yerine parasını götürebilecek, anında transfer edebilecek ki keza mesela geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük Bitcoin transferi de yapıldı. Tam 88 bin küsür Bitcoin tek bir işlemde gönderildi. 1.2 milyar dolara yakın servet sadece 3 dolarlık işlem komisyonuyla yeni alıcısının eline ulaştı. Bunu bugünkü finansal şeyde düzende yapamazsınız. Bugün ben 1 milyon dolar yurt dışına göndermeye çalışsam masak falan bir dakika ne oluyor beni hemen basarlar. Ama yani bakın işte Bitcoin'de milyar dolarlar böyle çok ucuz şeylere transfer ücretlerine dünyanın her yerine gidip gelebiliyor. Zevkli konular. Bir de yani böyle bu pandemi vakalar artıyor olur da yine eve kapanacak olursak sizin de bu işlere girmenizi isterim. O yüzden kanalımı takip etmeyi unutmayın. Aşağıya linklerini bıraktığım şeyleri de incelemeyi unutmayın. Bir sorunuz varsa yorumlarda hepsini bekliyorum. Güzel günler geliyor gibi. O yüzden takipte kalın. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.